Efendim önce sağlık devam ediyor. İkinci bölümde sizlerle birlikteyiz. Stüdyo konuğumuz biraz önce de söylediğim gibi Özel Yaylalı Göz Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Göz Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Volkan Yaylalı bugün bizlerle birlikte. Bugün sizlere göz tansiyonu, glokom konusunu paylaşıyoruz. Tabi bu arada arada da oldukça telefonlarımız geldi. Sırasıyla tüm telefonlarımızla yayını alacağız. Yaklaşık 30 dakikamız var. Bu süre içerisinde de bol bol telefonlara yer vereceğim. Hatta 25 dakikamız falan var. Hocam bu glokom tedavisinin içeriğini biraz tüp falan dediniz. Evet. O konuları isterseniz biraz paylaşalım. Tabii. Telefonlarımızı da sırayla Şimdi alacağız. damlalar var. Onu Evet. söylemiştim. Bir de lazer yapılabiliyor. Lazer trabekülöplasti deniyor. O kanalların etrafında lazer yaparak kanalları açabiliyoruz bazen. Fakat bunlar geçici. Mesela 6 ay sonra tekrar büzüşüyor. Evet hocam. Ama damlanın etkisi daha kalıcı tabii. O damlayı damlattıkça yani her gün düzenli damlattıkça düşüyor yani Evet. göz tansiyonu. Eğer biz tansiyonu düşüremezsek mesela damlalara rağmen 20'nin üzerinde ve Evet. o tetkikleri yaptırıyoruz. Sadece damlada şey de değil tansiyon biliyorsunuz. Görme alanı yaptırıyoruz. Onlarda hasar gelişiyor, devam ediyor. Veya o sinirde çukurlaşma artıyor. Bu sefer artık damlalarla baş edemiyoruz. İki damla verdik. Hatta üçüncüsünü bile vermeden eğer hasar varsa çok ameliyat deniyor bugün artık. Evet hocam. Çünkü ameliyatla daha iyi kontrol edebiliyoruz ve kalıcı oluyor. Mesela yıllarca gidiyor bir ameliyat olduğu zaman 10 yıl, 12 yıl, 15 yıl yani ne kadar başarılıysa yıllarca o tansiyon ameliyatının etkisi sürüyor. Etki sürüyor. Damla Güzel. kullanmanız gerekmiyor. Evet hocam. Bazen çok nadiren bir tane damla eklenebiliyor sonra. Eğer bir kere ameliyat oldu tekrar yükseliyorsa tekrar olma şansımız var. Tekrar yapılabiliyor. 2-3 ameliyat oldu diyelim o trabekülektomi dediğimiz. Eğer onda da başarılı olamazsak tüp koyuluyor bu sefer. Yani mutlaka tansiyonu bir şekilde düşürmemiz gerekiyor yani. Evet. Evet hocam. Oldukça Ameliyat önemli. yöntemleri var değişik değişik. Ve Evet. çok araştırma yapılan bir konu şu anda dünyada. Tüp koyuyoruz bu sefer de. Evet, tüp yani En birden son. çok tedavi şekli de var son Birden aşama. fazla tüp çeşidi var. Evet. Onu da hocam biraz sonra girelim. Hemen yine izleyicimizi yayın alalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. İsminizi alabilir miyim? Mehmet Bayınmaz. Mehmet Bey, hemen sorunuzu alalım. Buyursunlar. Eşim, hocam Merhaba. eşimi veya beni tanıyor hocam. Evet. İsmim Mehmet Bayınma, eşimin adı Fatma Bayınma. Evet. Hocam, eşimde sarılıkta hastalığı var. Biz de kendi şahsınız yazdı hocam, eşime. İstanbul Göz Vakfı Hastanesi'nde Evet, sayın profesör hastane ismi doktor Hocam'a vermeyelim. ait baktı, göz kanama yapmış hocam. Evet. Buna İki tane iğne vurdurttum. Bir tane iğnesi vardı. Her 3 ayda bir vuracakmış iğne. Evet. Bunu ne gibi bir yol izlemem lazım hocam? Bilgi almak Şimdi istiyorum. şöyle mutlaka görmemiz lazım yani hastayı. Bu kanama neden oldu? İğneyle geçer mi, geçmez mi? Bazen iğne değil ameliyat gerekiyor direkt mesela. Ya da lazer gerekiyor. Farklı yöntemler var. Mutlaka görmemiz lazım. Önemli yani. Hocam, buyurun. Buyurun. hocam konuşmamızda eşim başka doktorlara gidelim dediği zaman ben söylemiştim başka dükkan değiştirmem de belki hatırlarsınız bundan 2-3 sene evvel. Şimdi ben tabii çok hasta bakıyorum. Hangi hasta nedir, nasıldır bilemiyorum da şimdi görelim tekrar bir bakayım ben. Yani tabii çok hekim değiştirmek de iyi değil. İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Bir şey Mehmet Bey yapamadım, nereden anlayamadım arıyorsunuz? ben. Ben Tavas Vakıf'tan arıyorum hocam. Tavassan. Ya Evet, mutlaka Tavas'tan bir arıyorum ben. Tavas'tansa gelin bir Yakınsa bakalım tabii. yani bir. Tabii. Bakalım ona göre karar verelim. Ne varsa ona göre gereken. Vakıf adresine mutlaka geleceğim hocam yanınıza. Mehmet Tamam, Bey şöyle yapalım. görelim şey yapalım. Arkadaşlarımla siz irtibat kurun. Sesiniz de Evet. biraz yani normal telefondan mı arıyorsunuz bilmiyorum. Biraz buğulu geliyor buraya. Pek net değil. Arkadaşlarım size Evet. detaylı bilgi versinler olur mu? Oldu hocam. Oldu arkadaşım. Tavas'a Geçmiş da olsun. selamlar. Fatma Hanım'a da Evet. geçmiş olsun. İhmal etmeyin efendim. Geçmiş olsun.
Geçmiş olsun diyoruz. Evet, telefonumuz var mı arkadaşlar? Evet, yeniden az sonra bir hattı daha alacağız hocam. Bu arada biz bu tedavi tüp yöntemi var dediniz hocam. Evet. Onu da isterseniz. Şimdi onlar tabii en son artık. Eğer çok böyle o açılarda daralma, yapışmalar, evet, damarlar, kanamalar varsa eğer, tabii açtığımız yerler tıkanıveriyor. Onun için tüp koyuyoruz. Tüpte tıkanma şansı daha düşük tabii. Evet. Hemen kapanıvermiyor ucu. Hı. O nedenle o tüplerden de çok iyi tüpler var mesela. Uzun dönem tansiyonu kontrol edebiliyor. Evet. Çok güzel sonuç alıyoruz hocam, o zaman. Hocam bir de burada şey de önemli anladığım kadarıyla. Glokom sonuç itibariyle göz hekimiyle sürekli sizin tabii kontak halinde tabii olacaksınız. Burada da dediğiniz gibi hekim değiştirmek pek iyi değil. Mantıklı evet, değil bu evet, işte. Yani tabii. Çünkü tüp yöntemi var diyorsunuz. Hastayı çok iyi bilmeniz lazım. Evet. Evet. Geçirdiği süreçleri iyi bilmeniz lazım. Yalnız işte gittiğiniz hekimin glokom teşhis ve takibinde başarılı bir arkadaş tabii olması tecrübe lazım. Tecrübe orada önemli. Tecrübe çok önemli. Ne zaman ameliyata karar verecek? O ameliyatları yapabilen birine gitmeniz lazım. Şimdi bazı hekim arkadaşlar o ameliyatları yapmadığı için genelde damlalarla gidiyor bu işler. O da hasta vakit kaybetmiş oluyor. Belki ameliyat yani olacak üzücü mesela. Üzücü durumlar oluyor. Yani mutlaka birkaç hekime gitmek lazım. Görüş almak lazım yani. Evet. Tabii orada uzmanlık alanı dediğin şimdi şey önemli. Şimdi şöyle tedavi devam ederken hekim değiştirmek sıkıntılı olur. Bizim işlerde yani. Bir teşhis koyuldu artık ona güveniyorsunuz. Araştırdığınız o konunun uzmanı birden şimdi tedavi veriyor mesela. Biraz önce bir hanımefendi aradı. Mesela bir steroid kortizon verilmiş. Şimdi onun sonucunu görecek. O arada başka birine gidiyorsunuz falan. Ha, bunlar olmaz. Şey, Nermin Hanım diyorsunuz. Ha, bunlar yani olmaz. Aynı hekime devam edilmesi evet, lazım. Evet, oldukça önemli. Hemen yine bir telefonumuz var. Alalım arkadaşlar. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. İsminizi alabilir miyim efendim? Ben Çamalı'dan arıyorum. Galip Oymak. Çamalı'dan Galip Oymak. Buyurun efendim. Merhaba. Hocama teşekkür etmek için aradım ben. Hocam hastanız Galip Bey. Evet, evet evet Galip Bey. Haberlerini yaptığımız Galip evet, Bey'in yoksa evet hocam. Evet, göz hocam, nakli olan. Göz nakli yapmıştık. İyi evet, akşamlar. Hocama bir yayın Galip verelim Bey arkadaşlar. Ne var ne yok, iyi misiniz? Buyurun. İyiyiz hocam. Sizler nasılsınız? İyiyim ben de işte uğraşıyoruz aynı devam. Hocam bir teşekkür etmek için aradım. Sağ ol. Yakın zamanda da geleceğim yine. İnşallah. Sağ ol. Nasılsınız sağ ol Galip Bey, iyi misiniz? Bağışlara ondan sonra sana borçluyuz gözlerimizi. Sağ ol, sağ ol. Nakil mi olmuş? Nakil yapmıştık, göz delinmişti. Hatta bir bayrama denk gelmişti. Evet hocam, hatırlıyorum bütün onu. Bütün Türkiye çapında aradık, işte evet, dokuyu evet bulduk, yaptık nakili. Evet, çok gözünü güzel gözünü kurtardık Galip Bey'in. Evet. Kar kış çok tabii değil mi oralarda şimdi? Şamel'inde kar çoktur herhalde. Değil mi Galip Bey? Evet, evet çok. Kar evet var hocam oralarda galiba, evet. Evet. Evet, çok sağ ol. Ben de teşekkür ederim. Galip Bey geçmiş olsun. Sağ olasın. Selamlar herkese. Sağ olun. Size de çok selamlar. İyi geçmiş olsun efendim. İyi seneler. İyi seneler inşallah. Hadi size de. Size de hocam. Sağ ol. Hocam bu işlerin herhalde en güzel manevi mutluluğu bu olsa gerek evet, ya. Evet. Değil mi hocam? Tabii evet. Çok yani çok tabii. Çünkü tabii öbür burada türlü kör olacak bir kişiyi hayata evet bağlıyorsunuz. İşte 2 yaşında mesela katarak ameliyatı yaptım ben geçen hafta. Evet. Bir gözünü yaptım. Bu hafta öbür gözünü yaptım. Hatta hasta Ankara'dan beni duyup gelen bir hasta. Evet. Şimdi o çocuk görmeye başladı. Bizim işte bisiklet falan biniyor. Bizim kliniğe geldiği zaman. İşte o annesindeki mutluluk. Babası ameliyatlarda gözünü kaybetmiş. Irsi olur katarak. Evet. Evet. Şimdi onun mutlulukları hiçbir meslekte olacağını zannetmiyorum hocam, büyük, ben. Bence çok büyük bir olay ya. İnsanın yani şeyle gözünü olmaz yani. O evet mutluluk hiçbir şekilde bence maneviyatı büyük. Çok çok önemli. Biz hocam burada kör olacak bir çocuğu yani 80 tabii yıl var önünde tabii diyelim. Aynen öyle hocam. Siz Allah'ın da yardımıyla yani görmesini sağlıyorsunuz. Bir de hocam Denizli o annedeki mutluluk, ailesi, bizi görmesi. Denizli hocam bir de bu nakil olayının olması da bizler için gerçekten evet, bir evet şans hocam. Tabii. Çünkü hocam bir hekime bir bayramda ulaşabilmeniz çok zordur yani. Evet evet tabii. Gerçekten öyle. O tabii, da tabii bence büyük bir olay yani. Büyük evet bir emek. Evet. Sizlere de gerçekten teşekkür etmek lazım bu konuda. Ol, evet, Galip Bey'i de hatırlıyorum. Onun haberleri falan olmuş evet, hocam evet dokunakliğiyle ilgili. Evet. Kendisine de artık yeni gören gözleriyle evet mutlu bir yaşam evet dileyelim. Evet. Arkadaşlar var mı telefonumuz? Evet yine bir telefon bağlantımız hazır galiba. Hemen yayın alalım. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Merhabalar. İsminizi alabilir miyim? Evet.
Nesrin Veren. Nesrin Hanım, buyurun hemen sorunuzu alalım. Nereden arıyorsunuz? Denizli'den arıyorum. Denizli merkezdesiniz. Buyurun efendim, evet. Hemen sorunuzu alalım. Hocamla görüşeyim sizi. Ben göz tansiyonu var sınırda. Ne evet, var pardon? Sınırda, sınırda göz tansiyonu. Ha, göz tansiyonu, tamam. Geçmiş göz olsun. Kuruması. Göz. Evet. Görme kaybım çok hızlı gidiyor. Gözlük kullanamıyorum. Görme evet. Kaybım çok hızlı şey, gidiyor. Şey, bu göz tansiyonu için ilaç kullanıyor musunuz? Evet, 3 tane damlama. Evet, işte bu biraz sonra belki ona girecektik de Abdil Bey onu soracaktı. Arada hatta sormak istedi. Şimdi bu göz tansiyonu için kullanılan ilaçlar da kuruluk yapabiliyor, göz kuruluğu. İşte günlük kullanıyorum, göz damlası, ha. Göz yaşı damlası kullanıyorum. İşte onları, bir krem. Onları değişik damlalar var. Göz kuruluğu az yapan damlalardan kullanmanız lazım. Bir bakılması lazım yani. Bir de görmede eğer azalma oluyorsa, 3 tane ilaç kullanıyorsunuz, göz tansiyonu hasarı devam ediyorsa ameliyat olmanız bile gerekebilir. Hani ifade ediyorsunuz ya görmem azalıyor diye. Görme çoğalıyor. Görmem azalıyor. Tırnaklarım daha göremiyorum. İşte onun gözüme. İçin bir an önce bir bakılıp, önemli sizin durumunuz. Yani bir bakılıp ameliyatsa ameliyat karar vermek lazım. Yoksa kapanır gider yani. Böyle damlayla oyalanmayalım. Tamam. İhmal etmeyin benim. Efendim. Çok önemli. Önemli bir durum. İhmal etmeyin diyoruz. Hı. Geçmiş olsun hem, çok. Hem kuruluk hem tansiyon var. Bir de hani görme kaybım daha çok. İşte görüm ondan dolayı bu körlük olmasın diye dinlediyseniz hep anlattım biraz önce. Bir an önce gereken yapılması lazım. Ameliyatsa ameliyat yani. Tamam. Geçmiş İhmal olsun. Etmeyin efendim. İşte maalesef bu çözüm önemli. Dediğimiz tabii. Tip hastalardan hala iki damla var. Üçüncüyü kullanmış. Hala evet. Görmem bozuluyor diyor. Artık bekleyemeyiz. Uçurumdan evet. Araba gidiyor biraz yani. Biraz moral bozuldu galiba hocam ama. Hayır ama moral etmeyin. Bozuldu. İyilik de yapmamız tabii, tabii, gerekiyor. Tabii. Programın tabii amacı da bu. Tabii. Hani halkı bilinçlendirmek. Sonuçta müdahale de etmiş olduk. İhmal tabii. Etmemesini sağlamak lazım hocam. Evet. Tabii moral bozukluğuna gerek yok. Bu konuda yok, tabii, hocamın teknik görüşleri olarak oldukça önemli değerli izleyenler. Birçok tekniğin de olduğunu Volkan hocam söylüyor zaten. Çaresi var yani, tabii çaresi ki var. Üzülmeyin diyoruz, ihmal de etmeyin tabii evet. Ki. O oldukça önemli. Evet. Bunu da söylemiş olduk. Bu arada bekleyen izleyicimiz varsa arkadaşlar hemen yayını alalım. Evet, alo. Ha evet, biraz sonra bağlayacağız, tamam. Hocam şimdi birkaç benim de değerlediğim sorular var bu konuyla ilgili halkımızın merak ettiği. Kornea kalınlığı önemli mi bu durumda? Şimdi kornea kalınlığı çok önemli. Evet. Eskiden biz tansiyonları ölçerdik mesela. Fakat evet, öyle bir şey bulundu, tespit edildi ki bazı hastalarda kornea ince olduğu zaman biz aslında düşük ölçüyoruz tansiyonu. Evet. Veya kalın olduğu zaman yüksek ölçüyoruz. Düşürmemiz gerekiyor asıl ölçtüğümüzden. Biz böyle göze dokunarak ölçeriz. Eğer kornea ince ise normalden onun skalası var. Bir grafiği var. Aha, evet. Ona göre 3 ekleriz, 4 ekleriz, 5 ekleriz, 1 ekleriz. O da çok önemli. Mesela lazer oldu diyelim. Lazerde miyopi için lazer olduğunuz zaman ister istemez kornea tıraşlanıyor ya. İnce bir evet. Kornea ile sonuçlanıyor lazer ameliyatı. Evet. Şimdi bunlar lazer olmuş bir miyopiden hasta gittiği zaman senin tansiyonun 18 dediği zaman doktor benim korneam incelmiş lazer oldum ben diye belirtmesi lazım hastanın. Zaten hekim arkadaş bilinçliyse onu bilir. Onu sorar zaten. Onun üzerine işte skaladan bakıp mesela 6 eklemesi gerekiyor 24 oluyor. Ama hocam onu dolayısıyla hasta yani? Bilmez tabii. Ama yani hiç olmazsa bu program vasıtasıyla. Tabii. Yani doğru. Lazer olan hastalar doktora gittiği doğru. Zaman göz tansiyonu doğru. Ölçüldüğünde bir ekleme yapılması gerekiyor üzerine. Orada yine bahsettiğiniz gibi hekimin tecrübesi yine tabii. Meydana çıkıyor hocam tabii. Burada. Ölçüm hataları olabiliyor. Bazı şeylerin devamlı cihazların kalibrasyonu yapılması evet. Lazım. Hocam o konuya da biraz sonra evet. Girelim. Yine bir bekleyen izleyicimiz var. Alo hoş geldiniz. Alo. Hoş bulduk iyi akşamlar. Merhabalar i̇yi isminizi yayınlar. Alabilir miyim efendim? Ahmet. Ahmet Bey buyurun, nereden arıyorsunuz? Ben Manisa'dan arıyorum da hocama bir sorum var. Tabii ama ki buyursunlar Ahmet Bey. Benim hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar Ahmet Bey, geçmiş olsun. Benim sorunum gece körlüğüne bağlı görme kaybı. Evet. Bunun için bir tedavi veya bir herhangi bir şekilde bir şeyiniz var mı? Anladım. Şimdi Mehmet Bey bunu
şey yapmak gerekiyor. Yani gece körlüğünde beraber bazı hastalıklar oluyor. Gece körlüğünün neden olduğu veya gece körlüğünün beraber olduğu. Mesela katarak olabiliyor hastada. Katarak oldum. Katarak ameliyat oldum. Ha. Ondan sonra da ilerleme mesela, var. Ha. Veya bu sarı nokta var. Orada ödem olabiliyor. Ödem. Sarı noktada. Hı-hı. Onlar tabii cihazlarla, tetkiklerle ortaya çıkıyor. Onlarda bazı şeyler yapabiliyoruz. İlaçlar veriyoruz mesela. İlaçlarla onları biraz azaltabiliyoruz ödemi. Fakat genel olarak tabii bu biliyorsunuz sinirleri yıpratan bir hastalık. Evet. Hücrelerde kendi kendine ölüm oluyor zaman içinde. Böyle programlanmış bir şey oluyor. Kayıp oluyor hücrelerde. Şu anda bütün dünya bunun üzerine çalışıyor zaten. Siz de duyuyorsunuzdur basından. Evet, takip ediyoruz. Ha, çok değişik teknikler var, ilaçlar var, genetik tedaviler var, gen terapileri var. Ama bunlar hepsi şu anda deneysel. Ama şey vaat ediyor tabii. Mesela tamamen gece körlüğünden kör olan kişiler var. 100 kişi falan dünyada bunlara şey takıldı, çip takıldı şeylere. Bu sarı nokta altına görme oluşmaya başladı tekrar. Ondan peki, haberiniz var mı bilmiyorum. Türkiye'de var mı böyle bir... Türkiye'de şimdi maliyeti çok yüksek. Ben bu ameliyatlardan gerçekleştirmek istedim. Fakat hasta bulmak çok zor. Şu anda kurumlarda ödeme yok. Ödeme olmadığı anladım. İçin çok tabii herkesi çok aşıyor. Ama onlar anladım. İleride bu SGK kapsamına girerse ileride tamamen körleri diyorum ama ben sizin için herhalde olmaz o. Siz çünkü daha değil hocam, anladığım kadarıyla ama. Hani ileride şunu demek istiyorum. Moralinizi bozmayın. İleride iyi şeyler var yani gelişmeler. Anladım hocam. Teşekkürler. Geçmiş efendim Manisa olsun. Merkezden mi arıyorsunuz acaba? Evet, evet. Tamamdır. Geçmiş olsun tamam. Manisa'ya da biz selamlar gönderelim. Evet, biz bu tarz yenilikleri zaten evet, hocamla evet, mutlaka da yeni gelişmeler olduğunda tabii, paylaşırız mutlaka, bu ekranlardan. Tabii. İyi akşamlar. Hoşçakalın Manisa'ya evet. Selamlar efendim. Evet yani moral bozukluğuna gerek yok diyorsunuz. Hocamın burada öngörüleri de önemli. Hocam bu yine telefon var mı arkadaşlar? Telefonumuz varsa evet telefonumuz şu an yok. Olursa eğer alacağım ama izleyicilerimizi bu kez kırmayacağız. Geçen hafta çünkü oldukça bir iki telefon alamamıştık. Hocam glokom lazer ile tedavi edilebilir mi? O geçici oluyor. Biraz önce bahsetmiştim. Lazer yapıyorsunuz. Heh, evet. Geçici olarak düşüyor. 6 ay sonra bir daha yükseliyor. Ben onun için çok lazer artık yapmıyorum. Siz önermiyorsunuz. Yani genelde. Evet. Genelde. Çok sınırlı vakada yapılabiliyor. Böyle tansiyonu 22-23 olanlarda. Onun yerine ilaçlar çok gelişmiş şu anda. Evet. O zaman hocam anladığım kadarıyla ilaç olayı ve işte ameliyat. İlaçta alerji falan varsa önce belki lazer denenebilir. Tansiyon da çok yüksek değilse sonra ameliyata geçelim. Tamam. Bunu da aktarmış olalım. Nadiren. Hemen, nadiren. Yani. Nadiren. Evet. Hemen attığımız izleyicimiz var. Yayını alalım. Alo. 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 Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İsminizi alabilir miyim efendim? Nereden arıyorsunuz bizi? Ben İstanbul Avcılar'dan arıyorum. Buyurun efendim. İsminiz nedir acaba? Tamam. Televizyonun sesini de biraz kısalım daha sağlıklı görüşeceğiz beyefendi. İsminizi hemen alalım. Sorunuzu hemen Volkan hocama iletebilirsiniz. Kıstım. Tamam. Kıstım. Şimdi şu anda karşımdasınız zaten. Tamam. Tamam efendim. İsminiz nedir efendim? İsmim Soner Pulat. Soner Bey buyurun hemen sorunuzu iletin efendim hocama. Şimdi ben önce retina hastasıydım. Evet. Uzun süre dediğim 3 sene kadar belki 4 sene. Cerrahpaşa Hastanesi'nde tedavi gördüm. Ondan sonra benim tabirimle, gerçi onları bilemiyorum. Belki de yanlış ifadeler kullanıyorum, kusura bakmayın. Evet. Beni glukom işte dilim de dönmüyor. Oraya evet. Sevk ettiler. Tamam. Orasından uzun süre beni tedavi etti. Yalnız her 6 ayda bir randevu verdiler bana. Evet. Her 6 ayda bir randevu verildiğinde karşımda başkası vardı. He. Her 6 ayda bir karşımda evet. Başkası vardı. Çok özür dilerim, kaba bir tabir kullanacağım. Her kafadan bir ses çıktı. Anladım. Ben bir hasta olarak hangisinin dediğini yapacağımı şaşırdım. Hmm. Cerrahpaşa Hastanesi'nden vazgeçtim. Evet. Başka isim vermeyelim başka efendim. Başka bir devlet özel hastanesine gittim. Tamam. Bu size şimdi söylediğim ifadeyi kullandım doktora. Her kafadan bir ses çıkıyor diye doktor beni kovaladı.
Yaşım 75. Hocam hep söylüyoruz ya, hekim bulamıyorsunuz. Eğitim hastanesi tabii orası. O mecburen asistanlar değişiyor. Her seferinde başka asistan geliyor. O olabilir ama dediğiniz gibi glokomla uğraşan bir tek kişiye gidersiniz. Mesela araştırıp İstanbul'da olabilir. İsterseniz bu buraya gelirsiniz. Bir damla var. Kullandığınız bir damla mı var? Rosof diye bir damla tamam, kullanıyorum. Tamam, Rosof var. Kaç oluyor tansiyonu öyle? Söylemiyorlar ki hiç. Yani tansiyon göz tansiyonu şu numaradır, göz tansiyonun budur. Sorarsan söylüyorlar, sormazsan bir şey yok. Anladım. O tabii genel bir sizin karşılaştığınız, her zaman öyle olmaz aslında ama ben de şaşırdım. Evet. Şey olarak o nasıl yapalım yani, ya hekim değiştireceksiniz. Buralara gelip gidiyorsanız biz bakalım, ilgilenelim bir yani. 6 ay devlet hastanesi. Göz doktoruna gittim. Bu size söylediğim şikayeti söyledim. Evet. Kovaladı beni. Anladım. Şöyle yapalım Soner Bey, ben sizi yayından sonra yarın gerekirse detaylı bir görüşeyim, olur mu? Efendim? Yarın diyorum, uygun zamanda yayından sonra, yayın sürem çok kısıtlı. Detaylı olarak hocamla görüşeyim, olur mu efendim? Peki bu akşam mı? Gerekirse bu akşam efendim. Tamam. Olur mu? Tamam. Yayın sürem çok kısıtlı. Yarın cuma, çünkü cuma namazına gideceğim. Tamam. Arkadaşlarım tamam, sizle irtibat kuracaklar. Olur mu efendim? Peki, İstanbul'a çok ederim. Selamlar. Geçmiş olsun. İyi vazifeler, hayırlı seneler. Hoşçakalın efendim. Abi, İyi seneler. Selamları avcılara, İstanbul'a da buradan. Sağ evet. Olun. İyi akşamlar. Sizler de sağ olun. Hoşçakalın. Tabii hocam, genelde şey olayı maalesef var biraz. Yani hekime her şimdi zaman tabii, büyük yerlerde ulaşabilmek biraz tabii, zor hocam. Kronik bugün hastalıklarda, bu glokom kronik evet, olduğu için çok iyi bir noktaya temas etti. Sürekli aynı doktorun görmesi önemli yani glokom. Biraz önce de bahsetmiştiniz hocam. Ara sıra böyle farklı görüş alınır ama eğer o doğruysa yine o doktorda devam edilir. Tabii. Evet hocam, şöyle yapalım. Şimdi telefonlar yine geliyor. Arkadaşlarım numaraları alacaklar. Genel toparlamak gerekirse ben sizin evet, mesajlarınıza yer vermek istiyorum evet, artık. Son 3 dakikaya girdik. Şimdi neler söylersiniz glokom, hocam? Yani göz tansiyonu sinsi bir hastalık. Mutlaka hekime, göz hekimine gidildiğinde tansiyonları ölçtürmeniz gerekiyor. Hani bu şart yani. Hele evet, 35-40 yaşından sonra mutlaka 6 ayda bir takip. Çocuklarda da gözümüz, mesela yeni doğan çocukta ona vurgulamamız lazım. Onu unuttuk. Göz büyüyorsa böyle dana gözü gibi deriz evet, biz. Öyle, büyümeye evet, başlarsa gözler aşırı böyle pırtlar tarzda, onlarda göz tansiyonu olabilir. Ha, bebek ve çocuklarda bebeklerde, mı? Bebeklerde. Olabilir. Böyle rutin 6 ayda bir göz tansiyonunu ölçtürmemiz gerekiyor. Dediğim gibi görmede azalmalarda dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu sinsi bir hastalık olduğunu biliyoruz. Ömür boyu kullanmamız gerekebiliyor damlaları. Gerektiğinde de ameliyat olmamız gerekiyor yani. Evet, kaçmamamız gerekiyor. Olmuş önemli. Ben bu vesileyle de herkese, halkıma, Denizli halkına, bütün Türkiye'deki yaşayan bütün halkımıza iyi seneler, mutlu seneler, yıllar sağlıklı, savaş olmayan, evet, huzurlu 2017. bir yıllar 2017 inşallah daha iyi olur diye. İnşallah hocam. İnşallah. Dilekte bulunuyorum yani. Evet, yılın da böylece ediyorum, son programını evet, yapmış olduk hocam. Evet, ayaklarınıza evet, sağlık, emeklerinize sağ sağlık hocam. Sağ çok ol, çok teşekkür ediyorum ben de. Teşekkür ederim. İyi bir de yıl çok geçirmenizi diliyorum. İnşallah siz de. Evet. Değerli izleyicilerimiz, Volkan hocamın bahsettiği bebeklerde eğer gözler çok çok büyükse göz tansiyonu olabilir dedi. Bu oldukça önemli. Biz de bunun altını çizerek sizlere aktaralım. Velhasıl öyle bir durum olursa mutlaka bir göz hastalıkları uzmanına başvurun diyoruz. Telefonlarınız hala geliyor. İlginize de çok çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım numaraları alıyorlar. Yarın size detaylı bilgiyi de Volkan hocamın hastanesinden bilgiyi verdirteceğim efendim. Bunun sözünü vereyim. Bizler her hafta Perşembe günleri 18.20'de ve Pazartesi 18.20'de sizlerle oluyoruz. Canlı yayınımız Perşembe günleri. Buradan yeniden hatırlatalım. Ben de tüm Türkiye'nin, Denizli'nin, tüm ilçelerimizin yeni yılını kutluyorum efendim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.